sıkıştırıyorlar. Daha fazla ne yapabiliriz? Sektörel sektörel bize çalışma kağıtlarını hazırla, sun aşamasındalar. Bu anlamda adamlardan geriyiz. Gerek risklerin belirlenmesi, gerekse kanıt sayısı, kanıtların toplanması aşamasında geriyiz. Ama muhasebe tekniği açısından kesinlikle ve kesinlikle çok daha ileriyiz. Bu da şöyle bir problemi beraberinde getiriyor. Somut, ölçülebilir, kalçılaştırılabilir ve güvenilir sistem çıktılarına olan ihtiyaç ile muhasebenin muhafazakar yapısı çelişkisel bir durum yaratıyor. Belki de bizde konuşulan kural bazlı muhasebenin, tırnak içinde vergi muhasebesinin bu kadar fazla konuşuluyor ve tabanın bu kadar fazla derdi olmasının sebeplerinin temel noktasından bir tanesi de bu. Dolayısıyla bizi bekleyen noktada iş ve sosyal hayattaki bu mekanikleşmenin gittikçe azaldığı bir dönemde günümüzde geçmiş bilgilere, tarihi maliyetlere dayalı ama geleceğe yön verecek muhafazakar bilim, salat, meslek ne derseniz uzun bir tartışma konusu olabilir. Gelecekte neler bekliyor? Çalışmada öne sürmeye çalıştığım şeyler bunlar. Bugünün muhasebecisiyle eskiden derslerde bu örneği kullanırdık biz. Çiftçiler arasında önemli bir fark var. Şu örneği verirdik. Meslek bir çiftçinin yıllık faaliyetlerinin ekim zamanı ile hasat zamanı arasındaki işlemlerinin döngüsünden ibaret olmaktan bugün çok öte bir noktada. Yaptığımız iş sadece defter tutmak, beyanname düzenlemek değil. Günümüzde bu anlamda baktığınız zaman devamında günümüzde geleneksel tarım neredeyse yok olma noktasında. Peki muhasebeyi bekleyen nokta 2030 diye adını koyduk. 2030'da ne olacak? Muhasebenin diğer bilimlerinden ayrılan önemli ve özellikli bir alanı sosyal ve pozitif bilimlerin önemli kesişim noktalarından bir tanesi. Yaptığımız iş bir dönem içerisinde gerçekleşen parasal işlemlerin kağıt üzerine dökülmesinden çok daha fazla olarak UFRS'deki bilanço gelir tablosu diktoruna bakın. Açın halka açık bir şirketin mali tablosunu 100 sayfa. Klasik bilanço gelir tablosu başta 3-4 sayfa, arkada gelen 100 sayfada işin sosyal boyutu, ilke bazlı standartlar, mesleki yargının kullanılması onlarca detaya girmenize gerek duymanıza sebep oluyor. Aynı şekilde denetim içinde aynı şeyi konuşmamız mümkün. Dolayısıyla konuştuğumuz şey nicel ölçülerden çok daha fazlası beraberinde nitel ölçülerinde ortaya konulmasına ihtiyaç duyuluyor. Yaşanan ekonomik krizler ve skandallardan bahsettik. Mesleği dinamik bir noktadan, az önce söylediğimiz defter tutma, murakıplık noktasından çıkarıp dinamik bir gerçekliğe daha fazla danışmanlık ve denetim boyutuna getiriyor. Dolayısıyla bugün bizden beklenen yerel, finansal ve hukuki düzenlemeler bir yana, az önce girişte söylemiş olduğumda olduğu gibi, günümüzün sınırsız imkanlarının hayallerimizin ötesine taşıdığı bilgi ihtiyacını ayak uydurabilecek, vergi amaçlı muhasebe, bilgi amaçlı muhasebe dedik, yapıya entegre, işi her boyutundan görebilen bir meslek mensubu. Vergi kötüdür, muhasebe iyidir, raporlama iyidir değil. Belki de başkanın da söylediği gibi, doktorda, avukatta olduğu gibi meslekte uzmanlaşma, özellikle denetim alanında olmazsa olmaz bir husus. Bilgi amaçlı muhasebe dedik. Bugün yapılan iş kağıt üzerinde veya öğrencilere anlatırken faturanın borç alacak bir veya birden fazla hesaba kaydedilip tutarının, KDV'sinin vesairesinin hesaplanmasının ötesinde arka tarafta muhasebe bilgi sisteminin içerisinde bunun vadesinin, teslim şeklinin, zamanının vesaire tedarik zinciri içerisinde faydalanacak komisyonunun şusunun busunun raporlandığı çok daha fazla bilgiyi barındıran bir sistemden ibaret aslında. Dolayısıyla bu bilginin saklanması fonksiyonundan ziyade güvenilir ve şeffaf bir şekilde raporlanarak denetlenmesi ön plana çıkıyor. Makul güvence verecek şekilde. Gelecekte bizi az önce söylediğim gibi işlemsel olarak tanımlayabileceğimiz sadece matematiksel işlemlerine bağlı olmayan ve önceden tanımlanmış kurallarca şekillenen sistemlerden daha çok değer zincirindeki herkesin ihtiyaç duyduğu bilgiler dahilinde verileri o kişiye özel olarak işleyebilen, buna sürekli denetim diyebilirsiniz, tam zamanında raporlama diyebilirsiniz, onlarca farklı ismi var, yapılar bekliyor ve bunlara hazır olmamıza ihtiyaç var. 2030 dediğimizde sabahtan beri yapılan tartışmaların bizi buraya getirmesini, o işin başka bir boyutu, ben burada rahat konuşuyorum çünkü evet ruhsatım var,
işi yapmıyorum, dertlerinizi anlıyorum. Karşılıklı birçok zaman konuşuyoruz. Ama işin 2030 dediğimizde bir de böyle bir gerçeği var. Dolayısıyla bu yapıdan uygulamaların, bilginin, sistemlerin, müşterilerin, tedarikçilerin, altını çizerek söylüyorum, az sonra detayına gireceğim, internet tabanlı bir paylaşım ortamında eşanlı ve tam zamanlı olarak 24 saat 7/24 çalışan bir sistemde iletişim kurabilecekleri bir yere ihtiyaçları var. Yani aranızda büyük hamburger zincirlerine gidip ya bugün kusura bakmayın etimiz kalmadığıyla karşılaşan kimse yoktur. Aynı yapıdan bahsediyoruz aslında. Şimdi bu biraz fazla mı oldu bilmiyorum ama 2030'a gelecek. İnternete girin. İngilizcesi cloud, iPhone vesaire kullanıyorsanız bulutta yedekleme çok konuşulan bir mevzu. Bunun muhasebesi konuşuluyor bugün ve dünyada çok fazla uygulanıyor. Ne bekliyor bizi bu teknoloji bağlamında ve cep telefonunda düne kadar belki Facebook bulunmadan önce çocuk gelip size böyle bir şey söyleseydi hadi oradan diyecektiniz. İnternete girin. Bulut muhasebesi diye telefon aplikasyonlarınızdan indirebileceğiniz şirkete özel dün akşam biraz baktım. Hile denetiminden gazino muhasebesine ve denetimine kadar, kumarhane muhasebesi ve denetimine kadar bu programı kullanan, şu an için bedava olan onlarca farklı yazılım var. YouTube'a girin, onlarca farklı video, tanıtım, manuel, şu an için bedava. Ne bekliyor? İşlemsel olarak tanımlayabileceğimiz, önceden tanımlanmış kurallarca şekillenen, pardon bunu konuştuk, özür dilerim. Vaziyet ne dünyada? Bilgilerin hepsi taze. Dün akşam buldum 2015 verileri. COBİ'ler için konuşuyorum. Önemli olduğunu birçok konuşmacı vurguladı. Yeni Zelanda'da COBİ'lerin %30'u beraberinde muhasebecileri. Avustralya'da %12'si bu teknolojiyi kullanıyor şu an. İngiltere'de %6'sı ki büyük şirketlerde çok daha fazla özellikle COBİ'leri yazdım. Muhatap olduğumuz kesim olduğu için. Amerika'da %5, Avustralya'da %2'si bulut tabanlı muhasebe ve denetim uygulamalarına geçmiş vaziyette. Şirket isimlerini de özellikle koydum. Bu şirketlerin hepsi dün akşam biraz kurcaladım. Bunların yazılımlarını yapmış ve COBİ muhasebecilerine ve denetçilerine cep telefonunun ortamından dahi pazarlamakta. İşletme yöneticilerinin ve sahiplerinin istekleri de bu yönde. Önemli bir şey daha. Muhasebe, standart muhasebe kurallarından daha çok işletme verilerinin, denetçinin ihtiyacı olan şey bilgi değildir. Denetçi mali tablo denetler, verinin işlenmiş hali olan bilanço gelir tablosundan ziyade geri dönüp işlenmemiş ham veri olan, ham bilgi olan veriyi denetler. İşimiz bu dolayısıyla. Bilgi kullanıcısının öngördüğü, uyguladığı yapılardan ziyade ihtiyaç duyulan yeni bilgilerin öngörülerek işlendiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bizi verilerin belgeyle değil, verinin bilgiyle işleneceği günler bekliyor ve yurt dışında söylediğim örneklerde olduğu gibi bunlar uygulanıyor. Hatta şöyle bir örneği de koyma gereği duydum. İşte düne kadar benim çocukluğumda vardı. Kupon toplayıp ansiklopedi alıyorduk. Sonra bilgisayar çıktı. Kupon toplayıp CD serisi aldık. Arada sıkıştığınız zaman cep telefonundan giriyorsunuz. En son bilgiye istediğiniz her yerden ulaşabiliyorsunuz. Muhasebeyi de bekleyen nokta burada. Beraberinde birçok risk getirecek. İş dünyası yetenekli çalışanları iş gücüne dahil etme arayışını sürdürürken dijital bozulma deniyor. Dijital bütün bu verilerin beraberinde getirdiği birçok bozulma var. İşin karamsar yapısı dünyada çok fazla konuşuluyor şu an. Bilim, teknoloji, İngilizce kısaltması STEM diye geçiyor. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında bizim meslek için de geçerli. Yapılanma ve ülkeler eğitim yapılanmalarını bunlar üzerinde yapılıyor. Bilgi taze, PricewaterhouseCoopers'ın Avustralya Nisan 2015 araştırması diyorlar ki muhasebe önümüzdeki 20 yılda otomasyondan en çok etkilenecek en riskli mesleklerdendir. Çalışmanın detayına baktığınızda şu var, özellikle defter tutma aşaması için bunu söylüyorlar ve oran bu %97,5. Birden fazla kez kontrol ettim, yanlış yazmadım, doğrudur. Katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum ama aynı araştırma, benzer araştırma Finlandiya'da yapılıyor. Bilgi yine 2015. Önümüzdeki 5 yılda teknolojik gelişmelerden en çok etkilenecek 5 meslek grubunda yanlış hatırlamıyorsam not almayı unutmuşum. Ya ikinci ya üçüncüydü başlarda yer alıyor. Dolayısıyla aslında ofislerde halihazırda bugün beyanname düzeninde yapıyorsunuz bunu. Rutin günlük işlemlerin bilgisayar ile yapılıyor olması
Evet, kağıt ve hesap makinesini masalardan kaldırmakla beraber mesleği çok daha yenilikçi, rekabetçi, kurumsal olmayı gerektiren dinamik bir yapıya zorluyor. Her şeyi bir arada görüp yapabilen kişiler olmaya ihtiyaç, beraberinde kurumsallaşmayla birlikte Altı hocam, 19 dakika oldu. Tam 19 dakika. 19, toparladım. Evet, hatırlat dedi bana, o yüzden hatırlat. Tamam. Keyifle dinliyorum sizi. Tamam. Evet. Hocam, sadece hatırlattım hocam. İyi şeyler de söyleyeceğim. Son paragraf. Muhasebe ve denetimin tamamen otomatik bir düzene geçmesi, en azından 2030 diyorsak, benim de öngörüm bu, 2030-40-50'ye kadar mümkün değil. Bu kadar mesleki yargı, bu kadar yoruma ihtiyaç duyulan bir meslekte henüz hala para kazanabilecek gibi duruyoruz. Şimdi mesleğin kaydetme ve raporlama fonksiyonu, bu yüzden söylüyorum, için hali hazırda uygulanmakta olan bu sistemlerin yaygınlaşacak olması, meslek mensuplarını vergi dediler, olabilir, danışmanlık ve denetim alanına yönlendiriyor. Kaçınız cep telefonundaki banka uygulamaları çıktıktan sonra bankaya gidip, hatta internet şubesine girip, bankada 30 lira komisyon, internet şubesinde 5 lira, cep telefonunda bedava. Kaçınız gidiyorsunuz? Herkes cep telefonundan yapıyor. Size niye gelsinler? Bütün bunlar cep telefonundan otomatik olarak yapılacaksa, dolayısıyla uzmanlaşma ve kurumsallaşma önemli. Akşam meslek örgütlerinin disiplin kurullarında konuşulan çok orijinal bir konuyla da karşılaştım. Biraz etiğe kayacağım ama meslek mensupları bu sosyal vaziyet içerisinde Facebook'tan, sosyal ağ, LinkedIn gibi profesyonel işle ilgili ağlardan tartıştıkları, ceza aldıkları konu bu. Reklam olur mu olmaz mıdan çok daha öte bir konu. Mükellefini dürtsün mü, mükellefi onu dürtsün mü, ne konuşsunlar, ne mesajlaşsınlar, neyi yazabilirler, etik midir, değil midir, hali hazırda bunlar konuşuluyor, uygulaması var, cezaları var, ceza almayanları var. Teknik kapasitemizi arttırmaya ihtiyaç var, kurumsallaşmaya ihtiyaç var, işi vergi veya raporlama boyutundan çıkararak denetim, danışmanlık vesaire boyutuna getirmeye ihtiyaç var, katma değerdendi. İşletmeye katılan değerin denetimi ayrı bir konu. Hiç girmiyorum bile. Yine dün akşam bulduğum işte sağ beyin, sol beyin. Solu kullananlar genelde daha yaratıcıdır diyorlar. Sol beyin